Merhabalar iyi günler iyi geceler iyi akşamlar herkese. Bu podcast'te 18 Mart sömürücüleri üzerinden konuşacağım, üzerine konuşacağım daha doğrusu. 18 Mart üzerine din sömürüsü özellikle yapanlar üzerine konuşacağım. Genel olarak bunun sömürüsünü yapanlar var mı? Var ama genel olarak sömürüsünü yapanların üzerine bir şey konuşmayacağım. Çünkü onlarınla ilgili kamu spotu yalakaları diye bir podcast yaptım. YouTube'dan seyredenler için sağ üst köşede linki vardır. Video platformu olarak seyredenlere de ekran görüntüsünü veriyorumdur. Şimdi öyle bir podcast yaptığım için kamu spotu yalakaları diye kamu spotu yalakalığı yaparak prim kasmaya çalışmak, müşterileri müşteriler elde etmeye çalışmak ve müşterilere karşı kendi profilini böyle sanki 18 Mart olsun, Dünya Kadınlar Günü olsun, Atatürk'ü anma olsun veya benim bayramım olsun benim derken hani bir kişinin bayramı olsun kurban bayramı Ramazan bayramı 29 Ekim olsun bilmem ne çok çok umrundaymış gibi böyle umrunda olanlar da vardır da böyle sanki çok umrundaymış gibi herkesin bayramını 18 Mart'ını kadınlar gününü kutlayayım kafasıyla çıkan adamlara kamu spotu yalakaları bölümünde bahsettim bunlardan kamu spotu yalakaları podcast'inde bahsettim bu tür insanların genelinden. Şimdi bunun üzerine daha çok din sömürüsü üzerinden, daha doğrusu din sömürüsü olarak 18 Mart üzerinden din sömürüsü yapanlardan bahsedeceğim ben bu bu podcast'te. Bu nereden aklıma geldi? Hemen onu da söyleyeyim. Dün hava çok güzeldi benim bulunduğum yerde, sahilde biraz oturdum, takıldım, pinekledim. Sahile de yakın bir yerdeyim. Ve biraz pinekledim orada falan ve karşı iskelede Biraz daha şehir dışı bir yer burası öyle hani şehir içi sahil gibi değil. Şehir dışı bir yer olduğu için sahilde falan böyle mesela bir türbanlı çift gördüm. Türbanlı çift değil tabii. Bir çift gördüm. Bir bir tanesi türbanlıydı. Kadın olanı türbanlıydı. Gerçi kadın diyorum ama bilmiyorum belki lise çağında falan da olabilir. Hani uzaktan yaşları küçük gözüküyordu. Neyse benim görmediğim anda mesela kimsenin de görmediklerini düşündüğü bir anda mesela gayet uygunsuz bir pozisyonda kendilerine direkt sansürsüz olarak söyleyeyim yiyişirken yakaladım. Bildiğin yiyişirken yakaladım yani bayağı bir hararetli yiyişme böyle hani kol hareketleri bilmem ne falan filan. Hani beni de e, uzak açıdan tam göremiyorlardı. Biraz açı, ters bir açıda kalıyordum. Beni de göremedikleri için, diğer etrafta da kimsenin olmadığını düşündükleri için gayet güzel bir e, yiyiştiler yani. Neyse. Şimdi yiyişmelerine karşı değilim, türbanlının da yiyişmesine karşı değilim. Benim tek karşı olduğum şey şu. Bir türbanlı, bak bu konu ayrı bir konu, ayrıyeten söylemiş olayım onu da aklıma geldi. Bir kadının türban takmasına, tesettürlü olmasına hiçbir lafım yok. Bir kadının aile zoruyla tesettüre girmesine de hiçbir lafım yok kadın için. Ama bu kadın dışarıya çıktığında tesettürünü başından çıkartırsa yani en azından bir yerde yaşıyorsa en azından hani orada tesettürlü olarak veya tesettürsüz olarak babasına ailesine yakalanması çok çok önemli bir faktör olmayacaktır. Yani şimdi bu şartlar altında en azından o tesettürünü çıkartsa bari yeşirken, sevgilisinden orada sarmaş dolaş otururken, hani tesettürünü çıkartsa inan olsun bir laf söylemeyeceğim, türbanlı diye vurgulamayacağım ki türbanlı olmasa da zaten vurgulu bir şey söyleyecektim zaten bu konu üzerine. Daha devam edeceğim birazdan. Bugün gördüklerim üzerine de devam edeceğim. Neyse hani türbanlı olsa da olmasa da gerçekten hani söyleyecektim bunu ama türbanlı olduğu için ekstradan vurgulamak istedim. Hani tesettürünü çıkartıp orada sevişse çok da hani bir şey demem ama yani tesettürlüsün demek ki o kadar da dindar değilsin. Ama dışarıda Bizi gördüğün zaman ırz yok, namus yok, bilmem ne her türlü şey lafı atıyorsun. Tamam mı? Hani ayıp olmasın diye bak o görüntülerini, fotoğraflarını da çekerdim ama ayıp olmasın diye çekmedim. Koymadım buraya. Hani biraz uzak mesafede olacaktı ama yine de anlardınız yani o fotoğrafları, görüntüleri koysam buraya ama yani çekmedim, yapmadım. Öyle bir şerefsizlik yapmadım. Hani tabii şimdi bazılarınız da inanmayacaksınız. Tesettürlü bacılarımıza bok atıyorsun falan diyeceksiniz. Değil amına koyayım. Şimdi neyse e, bu tür şeyleri yapanlara bir yani lafım budur yani. Dışarıda bizi gördüğün zaman bize namuslu ayağa çekme. Bize namuslu ayağa çekip de çok namusluymuş ayağa çekip de daha sonra her boku yiyip anladın mı? Ben ben namusluyum bilmem ne. Bir de sizde ırz yok, namus yok. Siz dinden imandan ne anlarsınız? Ayakları çekme amına koyayım. Bari bunu yapma. Bari bunu yapma. Ha bunu yapma. Ne bok yiyorsan ye. Git türbanınla istiyorsan şimdi konuşturma beni. Anladın mı? Başında türban varken ne yapıyorsan yine yap. Ama bize bu ayakları çekme sokakta bizi gördüğün zaman. Bari bunu yapma. Ya da en azından hani bunu bir gerçekten samimi olarak o tesettürün içindeysen o tesettürü çıkart bari arkadaş ya. Bari bu işi yaparken tesettürü çıkart be. Neyse. Şimdi dün böyle bir şey gördüm. Bugün de gördüm. Bugün bu o kadar hararetli bir şey görmedim. Yine aynı yerde. Yine bir çift bu sefer yine türbanlı falan. Bu sefer sadece birbirlerinin böyle dizine yatmalar, bilmem neler falan işte saçını okşamalar falan tarzı bir şey gördüm. Yani en azından benim görüş anımda, benim görüş açım içerisinde böyle bir şey olmadı. Hani öyle de söyleyeyim en azından. Hani bugün o tarz hararetli bir şey görmedim. Ancak o da önemli değil. Şimdi bu din sömürüsü yapanlar nasıl yapıyorlar? Ha, aynı zamanda daha az önce de mesela uzaktan gördüm bu sefer sahilde yani uzaktan dediğim sahile inmeden gördüm sahilin kenarından gördüm yine bir bir çift gelmiş yani yine hararetli bir hani gün batımı izliyorlardı. Bunu da yapabilirler. Bunlara da lafım yok ki bunlar zaten bir tane türbanlı çift falan da değildi. Bunlar ne hani, türba hani şey. <laughs> ırz <laughs> olmayan, namus olmayan kesimin insanlar en azından dış görünüşleri ırz yok, namus yok kesimi olarak gözüken insanlar. Hani onlara hiçbir lafım yok falan ama şimdi din sömürüsü yapanlara geleyim. Yıllar yıllar evvel bir cuma namazında bir hutbede dinlemiştim. İmam efendi gaza gelmiş anlatıyor. Senin ataların işte bak aynı hikaye şöyle bir şey. Bak aynı dediğim aynı anlatamayacağım çünkü yıllar oldu hakikaten yıllar oldu. Hani ama az çok bu hikayeyi bilirsiniz zaten bazılarınız. Bilmeyenler için de hani ana fikrin anına yeter. Şimdi Çanakkale Savaşı'nı geçemedikten sonra, Çanakkale Savaşı'nda yenildikten sonra İngiliz lordları kameralarında toplanmışlar ve demişler ki biz bu Çanakkale'yi neden geçemedik? Bir tanesi Kur'an-ı Kerim kaldırmış havaya ve demiş ki biz işte bu Kur'an-ı Kerim yüzünden geçemedik. Bu insanlar bu Kur'an-ı Kerim'e bu kadar inanıyorlar bilmem ne yapıyorlar. işte e, imanları çok kuvvetli. O yüzden Çanakkale'yi geçemiyoruz. Tamam doğru olarak kabul edelim. Doğru diyelim. Geçemiyoruz demişler ve ondan sonra İngiliz Lordları da daha sonradan insanların, gençlerin ahlakını bozalım diye karar vermişler ve gençlerin ahlakını bozmaya karar vermişler. Sonra da imam efendi başlıyor bağırıp çağırmaya bizleri azarlamaya başlamıştı. Sen işte bu neslin bu ceddin torunusun sen abdestsiz gezemezsin sen sağda solda sürtemezsin bilmem ne falan bu tarz bizi azarlamaya başladı. Baya bildiğin azar işittik yani. <laughs> Ondan sonra neyse biz baya bir zılgıtı dedikten sonra imam efendi hırsını aldı falan böyle bir yani şimdi bir şey söyleyeceğim olmayacak. Böyle bayağı bir rahatlama geldi kendisine. O rahatlamanın ardından bizi cuma namazını kıldırmaya karar verdi sonunda. Bayağı bir gömdü bizi. Ondan sonra <laughs> genç yine gençleri gömdü. Yani o zamanlarda benim yaş 15 falan bu 15 sene önce falan oluyor belki bu olay. Ama daha sonradan da çok denk geldim öyle. 18 Mart hala bile şeylerde denk geliyoruz. 18 Mart üzerinden din kasanları görüyoruz. İşte o adamlar orada o kadar savaştılar, işte canlarını verdiler, bilmem ne yaptılar da işte bir çıkıyorlar bizimkiler hala işte gençlerimiz keyif yapıyorlar, işte zinaya yaklaşıyorlar, içki içiyorlar bilmem ne. Ya arkadaş, birincisi bak şunu söyleyeyim, 18 Mart şehitlerine saygım sonsuzdur. Çünkü adamlar yerini yurdunu savunan adamlar. Kimisi gibi bazı kimisi vardır ya böyle hiç ne başındaki hükümeti beğenir ne iktidarı beğenir ne hiçbir şeyi beğenmez oturduğu yerden vır 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 konuşur ama iş sokağa çıkmaya geldiği zaman hiçbir bok yemez korkudan altına sıçar tamam mı o tarz insanları da gördükten sonra mesela hani başka bir ülkedeki o iktidardan bahsediyorum bu ülkedeki iktidarı herkesin sevdiğinden şüphem yok sevmeyen zaten vatan hainidir. Şimdi başka ülkede bunları gördükten sonra mesela böyle insanların o varlığını gördükten sonra Hani bu adamlar Yerlerini yurtlarını savunmuşlar hani Güzel bir şey yani bu Takdir edilecek bir şey gerçekten saygı duyulacak bir şey Bunu bizim için yaptıklarını düşünmüyorum açıkçası Hani ben de şu anda mesela bir düşman birliği gelse ve benim hani Hayatımı ailemi falan tehlikeye sokacak bir şey olsa o düşmanlarla ben de savaşırım. Hani birileri gibi korkup kaçmam, birileri gibi pısmam, anladın mı? E, ben de savaşırım. Ha dediğim gibi, bu eğer bana ve aileme zarar verecekse veya benim değerlerime, değerlerimin ne olduğu beni bağlar, benim bazı değerlerime zarar verecekse o düşmanla ben de savaşırım. Ancak şimdi. Bu yani benden 3 sonraki nesil için savaşmam arkadaş. Niye benden 3 sonraki nesil umrumda olmaz ki? Niye umrumda olsun? Şu anda diyelim ki bir yabancı ülke girdi buraya. Ben de savaşıyorum. Ya ben burada savaşmasam tamam mı? Ben savaşmasam keyfime baksam kenarda köşede tamam mı? Hatta bir de üstüne yabancı askerlerle işbirliği yapsam, yabancı orduyla işbirliği yapsam Arkadaş bir de üstüne bir sürü para kazanırım. Para kazandım yetmemiş gibi belki bazıları bana oturma izni, vatandaşlık hakkı bile verir. Benim çoluğum, çocuğum, torunlarım giderler o ülkelerde büyürler. Huzur içerisinde, refah içerisinde. Anladın mı? Ya da ben burada savaşırım. Muhbirlik yapmam, savaşırım. Savaştıktan sonra hani ben burada ölürüm, ölmem. Sağ çıkarım savaştan. Gazi olurum, bilmem ne olurum, fark etmez. O savaştan çıktıktan sonra ben hani yani o savaş bittikten sonra ben kendi neslimi kurtarmış olurum. Velev ki ben o savaşı kaybeden taraftayım. Savaşı kaybettik ve ülkemde işgale uğradı diyelim ki. Ya üç nesil sonra yani umurunda olmayacak. Üç nesil sonrasının umurunda olmayacak. Üç nesil sonrası ay dedelerimiz bizler için savaşmış da kurtarmış bizi falan filan demeyecekler. Tıpkı bugün hani bu hani şey bu kamu spotu şeklinde şeyden bahsetmezsek ben mesela şu anda doğrusunu söylüyorum. Doğrusunu söyledim için de kızacaksınız çoğunuz. Hani dedelerimiz bizler için savaşmamışlar. Adamlar kendileri için savaşmışlar. Çocuklar için savaşmışlar. Ondan sonraki nesiller onların umurunda değil. Bizden bir alakası yok. Örnek olarak Çanakkale Savaşı'nda yenesel veya hani Kurtuluş Savaşı falan da Türkiye yenilseydi mesela şu an benim bulunduğum yer Yunan kontrolü altında olacaktı. Belki Yunanistan'a bağlı bir yer olacaktı. Hani ben de bu sefer Yunan eğitim sisteminden eğitilecektim ve diyeceklerdi ki kahraman atalarımız geldiler Osmanlılardan, Türklerden topraklarımızı geri aldılar. Ben de böyle yetişecektim mesela. Anladın mı? Kurtuluş Savaşı'nda falan böyle bir Yunan olarak yetişecektim ve hani ben de Helal olsun kahraman atalarımız iyi ki de gelmişler Ege'yi almışlar falan diyecektim. Yani Ege'yi Marmara'yı iyi ki de almışlar diyecektim. Kahraman atalarımız diyecektim. E i̇şte onlar yenildi bu sefer kahraman atalarımız bu sefer onlara karşı savaş kazandı oldu. Yani bizim için değişen hiçbir şey olmayacaktı yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Velev ki bizim için savaşmış olsunlar. Bizim için savaşmadılar ama bizim için savaşmış olsunlar. Tekrar söylüyorum bizim için savaşmadılar diye bu onları küçültmez. Hatta bence zeki insanlar haline getirir. Yani eğer orada 3-4 nesil sonrası için savaşan bir adam varsa yani o adamın ben aklından biraz şüphe ederim açıkçası. Hani ben savaşacağım, savaşırken 3-4 nesil sonrası için onları düşüneceğim o anda. Yani o anda. O adam biraz aklından zoru vardır yani. Neyse. Şimdi velev ki bizim için savaşmış olsunlar. Evet, arkadaş bizim için savaştılar. Biz özgür olalım diye savaştılar. Tamam. Öyle öyle kabul edelim. E be özgürüz işte arkadaş özgürüz. Bak bugün millet 18 Mart günü. Bak çiftler geldiler. Birbirlerinden sevişenler oldu. Ya yani sevişenler dediğim hani yiyişenler. Yani işte ne bileyim birbirinin dizine attılar bilmem ne yaptılar falan filan. Yapsınlar abi ne güzel işte bak özgür bir ortamda yapıyorlar. Madem hani bizim özgürlüğümüz için savaşıldı. E, niye yapmasınlar abi? Niye bu kadar mesela kızılıyor? Gençlere niye bu kadar yükleniliyor? Bu atalar bugünkü de gençliği görselerdi bunu yapmazlardı. Zaten bugünkü gençlik için yapmadıklarını söyledim. Yapmayacak olsalardı da bugünkü gençliği görselerdi yapmayacak, yapmasalardı. Hani sırf bir çift birbirini seviyor da işte sahilde oturuyor falan diye. Ve 18 Mart'ın üzerinden işte ne bileyim kaç yüz yıl geçti diye. Yani ne yapacaktı bu adamlar? Hani yüz yıl geçti, yüz yıl önce bu savaş oldu. Esa adamlar belki sabahtan andılar. Sabahtan savaşı ve şehitleri de andılar. E abi? Bitti. Ondan sonra ne yapacak? O zaman 365 gün 24 saat 18 Mart şeyinden yaşayalım. Öyle bir şey var mı? Ama bunu bugün bir tane dincinin bir tanesi görse bu çiftleri. Şu hale bak 18 Mart'ta dedelerimiz bizler için savaştılar. Bunlar burada ne yapıyorlar? Sana ne arkadaş yapar yapar. Allah Allah bizim özgürlüğümüz için savaşmadılar mı? Bunlar da özgür insanlar işte. Ne karışıyorsun adamlara? Şimdi akşam bir yerde içki içildiğini görse 18 Mart günü içki içiyorlar. Dedelerimiz bizler için savaştı. Ya şu dedelerimiz bizler için savaştı bugünkü gençliği görseler. Ulan neyse şimdi sana bir şey demeyeceğim. Neyse velhasıl kelam salak olmayanlarınız 18 Mart şehitlerine ve 18 Mart'ta bir lafım olmadığını anlamışlardır. Kamu spotunu sevmediğim için 18 Mart bütün memleketimize kutlu olsun. Bunu sadece profesyonel olarak çalıştığım iş yerlerinde yaptım. Profesyonel olarak reklamcılığını ve hani dijital pazarlamacılığını falan yaptığım işletmeler için. Sadece bu tür paylaşımlar yapmıştım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. İşte kandiliniz kutlu olsun. Melekler sizi alsın götürsün yukarılara çıkartsın. Mekanınız cennet olsun şeklinde falan paylaşımları. Profesyonel anlamda yaptım ama şahsi olarak bu tür e, samimiyetsiz şeyleri yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Ya zaten açıkçası ben çoğunuzla da anlaşamıyorum. Bu ülkedeki bu ülke halkının çoğunla da anlaşamıyorum. 18 Mart sadece ben o insanları anıyorum o kadar. O insanları almak benim için. Yani 18 Mart memleketimize kutlu olsun falan. Yok abi ben sizden mesela ortak bir paydam yok mu yani? Ben sizinle 18 Mart'ınızı niye kutlayayım? 18 Mart benim kendi 18 Mart'ım mesela. O ayrı dava. Ama kendi adıma 18 Mart bir anmadır benim için. Kendi adıma da onu söyleyeyim. Benim gibi insanlar varsa onlar da kendilerini yalnız hissetmesinler. 18 Mart şehitlerini ve gazilerini ve orada savaşanları tekrar tekrar anıyorum. Aynı zamanda hani rahmet diliyorum hani ülkelerini, topraklarını savundukları için. Aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor. Orada savaşan ve ölen İngiliz askerleri olsun, Fransız askerleri olsun, Anzak askerleri onlara da rahmet diliyorum. Ki çoğunuz kızacaksınız. O adamların da bir şeyi yoktu, suçu yoktu. Hani onlar da öyle senin dışarıdan gördüğün gibi adamlar değildi yani çoğu. Tamam aralarında onların da psikopat vardı ama Adamlar da keyiften gelmiyorlardı yani. Keyiften kimse savaşmaya gitmez. Savaş, keyif için savaşanlar zaten psikopattır. Onlar da azınlıktır. Çoğu yani onlar da arkasında aileler bıraktılar. Çoğu orada ölenlerin de o mesela mayın gemisinde patlaması sonucu ölen askerler falan da mesela onların da arkasında pek çok çoluğu çocuğu ailesi kaldı yani. Onlar da acı yaşadılar ve onların bir suçu yoktu. Fransız kralını, İngiliz kralını falan Fransız kralı mı artık o zaman dönemde tam bilmiyorum da doğrusu İngiliz kralını bilmem suçlayabilirsin ama hani o adamları da hepsini komple suçlayamayız. O yüzden orada ölen herkesi de anıyorum. Ve 18 Mart'ta savunan bizim atalarımızı, kendi atalarımızı da ayrıyeten saygıyla anıyorum. Topraklarını savundukları için.